Arkadaşlar hepinize selamlar. Yine başta çekilen bir video ile beraberiz. Bugün size OBD videosu çekeceğim. 30 liralık bir OBD cihazıyla neler yapılır onu göstereceğim. Eski bir arabaya bağlayacağız. Eski bir arabaya OBD cihazı bağlandığında neleri göreceğiz ekranda. Bunlara değineceğiz beraber. Size şöyle cihazı göstereyim. Bak cihaz bu. Bunu çoğunuz bilecektir aslında. Eskiden beri gelen bir cihaz. OBD 11 cihazına benziyor ama OBD 11'da gizli özellikleri açabiliyorsunuz. Bu cihazda araçtaki arızalarınızı görüyorsunuz. İşte anlık verileri görebiliyorsunuz. Ekranda göremediğiniz çoğu şeyi bu cihazda görebiliyorsunuz telefonunuzla. Şimdi sizlere hepsini anlatacağım. Bluetooth'la bağlanan bir cihaz ve fiyatı çok ucuz, dediğim gibi 20-30 liraya alabiliyorsunuz. ELM neydi bunun ismi ya? OBD 2 diye geçiyor. ELM 327 falan yazanlar da var. İnternette OBD yazınca zaten göreceksiniz. Ben sizlere onları da linkini isterseniz koyarım. Burada bakarsınız oradan internetten. Bu çoğu araçla uyumlu oluyor. OBD girişi olan çoğu araca bağlanabiliyor. Zaten benim arabamda 2006 model bir araba biliyorsunuz. Kia'yı. Ona da bağlanabileceğiz beraber. Sizinle beraber bağlayacağım, bakalım arıza kodu var mı, onu da görmüş olacağız. Vallahi merak ediyorum, inşallah arıza kodu falan yoktur. Ekranda yanmayan bazı arızalar OBD'de gözükebiliyor, haberiniz olsun. Araca doğru geçiyorum, sizlere anlatacağım. Bak bu kadar oturacak yer var. Görüyorsunuz değil mi? Bak sandalye falan. Bunun oturduğu yere görüyor musunuz? Alpin ne yapıyorsun sen? Yine size şöyle bir Android telefon lazım. Onunla bağlayacaksınız. iPhone bağlanmadı, bilmiyorum. Sizin iPhone'larınız bağlanır mı ama benimki bağlanmadı. Bu arada kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu tarz OBD cihazların videoları gelecek. Sizin denememi istediğiniz ürünler varsa onları da alt tarafa yazın. Beraber bakalım. OBD cihazı olur, OBD 11'ını açmamı istediğiniz arabaların özellikleri olabilir. Bunları alt tarafa yazın, ben halletmeye çalışırım. İhtiyacımız olan şeyler telefon, OBD cihazı ve bir araba. Araba şart. Anahtarı şuraya bırakmıştım. Alayım şunu. Şöyle bir anahtarlığım da var. Vallahi Kia'yı çok sevdim. Özellikle içine bayılıyorum. Şimdi bak. OBD cihazını bizim aracımızda şuradaki sigorta girişinden bağlıyorsunuz. Burayı da böyle siyah anahtarım benim. Tertemizdi bu. Burada sigorta kapağını öncelikle açıyorsunuz. Zaten burada bak yazar. Bilmiyorum şu an görüyor musunuz ama işte OBD ve sigorta amblemleri olur. Çoğu araçta değişir bu, haberiniz olsun. İnternetten araştırın kendi arabanıza göre. Bakın bu kadar. Kapağını çıkardım. Soketi gördünüz. Şurada gri. Bizim zaten soketimizle aynı. Cihaz şöyle bir cihaz. İşte burada hani bilgisayar bağlanması var. İşte power'ını gösteriyor. OBD'sinin hani bağlandığını gösteriyor. Şöyle görüyorsunuz üzerindekileri. Anlık değerler veriyor. Bak burada reality information diyor. Şimdi bu araçta ekranda anlık yakıt bilgisi, İşte ortalama tüketim bilgisi yok. Bazı modellerinde varmış Rio'nun. Aynı modelde, aynı yılda ama benim arabamda yok nedense. Sizin Rio'larınızda var mı? Onu yazar mısınız? Sevinirim çünkü ben böyle bir şey çok istiyorum. Anlık tüketim olmayınca hoş olmuyor arkadaşlar. Şu an bak taktım, hatta lambası da yandı. Elektrik geldiğini görüyoruz. Zaten bu OBD'de sürekli elektrik veren bir nokta var. Hani eğer ki bu arabanın içinde bir elektrik almak istediğiniz bir şey olur, OBD'den alabiliyorsunuz. Hatta bunun için OBD cihazları var şöyle küçük. Sadece elektrik çıkışı veriyor. Oraya takıyorsunuz ve sürekli akım oluyor onda. Gördüğünüz üzere bak benim ekranımda diyorum ya, anlık yakıt bilgisini göstermiyor. Bende ne var biliyor musunuz? Sadece şu ABB trip. Bunlar da tabii kilometre gösteriyor, başka bir şey yok. Bazılarında işte sıcaklığı gösteriyor, anlık yakıt bilgisini gösteriyor, işte ortalama yakıt bilgisini gösteriyor, mis gibi. Şimdi cihazı bağladım ve yarım kontak yaptım. Telefona geçiyorum. Gene babamın telefonunu çaldım. Şöyle açalım şunu. Evet arkadaşlar, hayırsız evlat nasıl olur görüyorsunuz. Kendisi iPhone 11 kullanır. Babasında Samsung kaç bilmiyorum. Ve telefonu ekranı düşüyor. Bu arada ekranımı gördünüz değil mi? Bunun videosunu da paylaştım. Bak yukarı koyayım, oradan izlersiniz. Şimdi bak ben buraya direkt OBD yazdım. Apple Store biliyorsunuz burayı. Yani şey, Play Store. OBD yazdığınızda şu iki uygulama geliyor. Ben normalde şunu kullanıyorum. Bir de bunu indirdim. Ekstra bir şey görebilir miyiz? Ona bakarız. Şuna gireceğim öncelikle. Direkt buradan indiriyorsunuz zaten. Bak bende aç da var. İndirmiştim ben bunu. Bluetooth'unuzun açık olması gerekiyor arkadaşlar. Bluetooth'unuzu unutmayın. Bakalım oldu mu acaba? Fault code'dan bakacağım. Ha evet, bağlanmış şu anda arkadaşlar. Otomatik bağlandı. Çok iyi. Edge'ye bağlanır diyor, yazıyor. Görüyor musunuz yukarıda? Of, sevindim vallahi. Herhangi bir arıza kodu yok diyor. Gördünüz arkadaşlar onu. Bağlantısı konusunda işte böyle bazen hızlı bağlanıyor, bazen uğraştırıyor. Ama Bluetooth'unuz açık olsun, o hallolur. Mesela buradaki ayarları bir görelim beraber, bakalım. Gösterge ekleyebiliyorsunuz. Bak onlara bakacağız. Talk logging. E-mail'e gönderebiliyorsunuz kayıtlarınızı.
hat moduna geçebiliyorsunuz ve bu hani böyle nasıl oluyor biliyor musunuz? Telefonunuzu buraya koyuyorsunuz da hani böyle hat spray ne derler ona? Cama yansıtmayı ne diyorlar Türkçe ya? Hatırlayamadım şu anda. İsmini siz yazarsınız, şu an aklıma gelmedi. Şimdi gösterge ekleyelim bakalım. Dial, grafik, display, for air, display diyor. Ne diyor bakalım display? 0-100 süresini hesaplayabiliyor. Bak 60-0 yani frenlemeyi de. Bunlar 0-100 arkadaşlar. MP, mil olduğu için. Deviri görebiliyorsunuz. Şöyle küçük bir gösterge halinde deviri görelim. Bak devir şu an 0. Beraber bakalım. Arabayı nasıl alışacağım ikilim böyle dururken. Şöyle bakın. Evet. Bak şimdi devir bilgisini buradan alabiliyorsunuz. Gördünüz mü? Anlık olarak. Ne yapıyor? 820. Ne oldu kanki? Kalem girdi arabanın içine. Allah Allah. Girdi alabilir miyim? Al ben bir yere gitmiyorum, buradayım. Bak akıllı tamam. Görüyor musunuz? Tamam. Araba çalıştı ya giderim diye bana önce söylüyor. Buradan mesela arabanızın devir dalgalanması varsa onu da görebiliyorsunuz böyle. Ama ben de şu anda güzel gözüküyor maşallah. Boştayken gaz verilmez dizel arabalarda ama size göstereyim şöyle nasıl değişim olduğunu. Mesela bunu hat moduna alalım. Ne oldu kanki? Gazlar. Niye? Ben buradayım. Yere... Dur, tamam mı? Yere gitmeyeceğim, buradayım. Tamam. Bak hat modunu alınca ters yaptı. Şöyle önümde hat display var. Ancak siz pek göremiyorsunuz. Şöyle bakayım görünüyor mu şu anda? Bak şurada hafif gözüküyor ortada, tam ortada. Şurada. Ama gece bu çok daha net olur. Gördünüz mü? Ya böyle dandik telefonunuz olacak, tamam mı? Arabanın içinde sürekli duran. Koyacaksınız buraya. Burada sanki böyle hayalet gösterge gibi çalışacak. Ya da arabanızda Android ekran olur. Bak o süper olur işte. Arabanızda Android bir ekran alın, tamam mı? Ya da vardır. Bu OBD cihazını da alın. Android'e de bu Tork uygulamasını indirin. Sonrasında açtığınızda buraya böyle ekranlarınızı koyun. Deviri koyun, hızı koyun. Ekran büyük olunca yayabilirsiniz yatay olduğunda. Bak böyle yatayken. Buradan sürekli böyle canlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Devrinin sıcaklığını. Bak, o mükemmel olur, onu söyleyeyim size. Yani Android ekranına bu çok uyumlu. Android'i zaten Bluetooth'la OBD cihazına bağlarsanız sürekli bağlantıda kalır. Şimdi arabayı bir stop edeyim. Mazotta zam geldi. Burada turboyu da görebiliriz belki de. Dial. Dial'e bir girelim. M'e basıncı, manifoldu basıncı, dış hava sıcaklığı. Dış hava sıcaklığı neymiş bakalım. Benim arabamda gözükmüyor normalde. Evet. Bakın veri yok. Yani her zaman gözükecek diye bir şey yok. Bu arada siz kadranı böyle bulanık görüyorsunuz. Ama bulanık değil arkadaşlar. Gözde böyle değil yani. Daha net. Kameradan dolayı galiba, o kamera öndeki camdan dolayı bir sıkıntı yaşıyor ama çok net. Emme hava ısısı diyor, devir RPM, GPS, hastalık, GPS yok aracımızda. Galon başına mil, yurt dışındaki oran, kaç kilometre litre, genel ortalama. Heh, vallahi süper, hadi bakayım çalışacak mısın? Basıyorum bak, anla basayım. Küçük. Ay senin ben ya. Burada neymiş biliyor musunuz? Hani gösterge olarak, işte grafik olarak ya da display görüntü olarak da görebiliyorsunuz. Valla çok güzel. Bana böyle şeyler çok eğlenceli geliyor. Kurcalaması. Bilmiyorum sizlerin hoşuna gidiyor mu? Bir de ucuz yoldan bu. Yani belki sizler de alabilirsiniz. Voltaj. Hadi bakayım voltaj. Evet bak bu çalışıyor. Güzel. Akümüzle ilgili sorunumuz yok. Zaten çalışırken böyle gösterir. Hız OBD. Hız OBD'yi görelim bir de arkadaşlar. Buradan hızınızı mesela diyorum ya hani o yüzden Android ekranda mesela hız alırsınız bir de devir alırsınız. Mis gibi gezersiniz. Vallahi çok güzel olur. Bunu ben de yapabilirim bak. Motor soğutma suyu sıcaklığı. Hadi bakalım neymişsin. 88 dereceydi arkadaşlar. Evet. Tam ortası 90 zaten. Benim hep böyle duruyor. Değişmiyor. Güzel bir şey. Turbo basıncı vakum göstergesi. Bakayım turbo basıncımız nasıl. Büyük yapalım bunu. Şu an 1 bar. 0.7 bar. Piyasaya geçiyor sonrasında. Ama şu anda 1 bar anladığım kadarıyla. İşte bunları sürerken bakmamız lazım. Motora binen yük mü? Allah Allah. Bunun hakkında bilgisi olan var mı? Bunu da koydum buraya. Düşüyor. Gaza basınca. Başka aklımıza takılan... Mesela siz de bir yorumlar yazabilirsiniz. Şunu merak ettim diye bağlarız yine. Başka bir arabada da bağlarız. Şurada bir anlıkta var. Kilometre bölü litre. Şunu emiş hava ısısı. Bunu görmemiz lazım.
Evet. Bu da çok önemli bir şey, biliyor musunuz? Araç performansını çok etkileyen bir durum. Yani o yüzden mesela arabaların o havuflerin ucunu hep arabanın ucuna getirirler ki soğuk hava alsın diye, emişi soğuk yapsın diye. Bu da çok önemli bir durum. Ben çok garip bir şekilde yağ sıcaklığını göremedim ya. Ya da gözümden kaçtı. Şimdi bunlar yeter. Bir arabayla beraber çıkalım yola. Burada bizim turbo basıncımız, hızımız var. Onları göreceğiz. Arkadaşlar şuradan bak. Hızımızı takip edebiliyoruz. 8, 7. Bakın. ...11 PSI'lara çıkıyor Boost. Turbo bunda 2000 devirin üstünde dolduruyor. Hatta 2500'de falan böyle tam patlama yaşıyor. Bir de diğerlerine bakalım. Şu an boşta iniyoruz ama... şu anda yakıt çalıştı, biliyor musunuz? 12.1 litre bölü 100 kilometre. Bak 4.5. Acaba bu değerler doğru mu? Bak, gaza basıyorum şu anda. Şimdi ben evin oraya gideyim, bakarız tekrar. Arkadaşlar durumlar böyle. Gördünüz işte. Bazı şeyleri doğru gösteriyor, bazılarına yanlış gösteriyor ama belki de biz yanlış baktık yani, ama işte şimdi diğer uygulamaya bakıyoruz. Yarım kontaj yine. Evet. Şu an ikisine de bağlanmış bulunmakta. Canlı veri, hata kodları, gösterge paneline bakalım. Devir, hararet. Bak hararet de hemen kalktı. Şöyle başka bir gösterge paneli daha varmış. Fuel rate, litre bölü saat. Ortalama yakıt tüketimi sonsuz diyor burada. Ortalamamız, kat edilen mesafe, kullanılan yakıt. Yine bir arabayı çalıştırayım bakalım, değerlerde değişim olacak mı? Evet. Burası doğru galiba arkadaşlar. 2 litre, 1.9. Evet bak, gaza basınca artıyor. Kullanılan yakıt da gösteriyor ayrıca. Şöyle. Büyük ihtimalle burası doğru. Ben bunu başka yakıt testlerinde kullanırım. Yine devir burayı gösterge olarak geldi. Hızımız altta gözüküyor zaten. Peki burada ne var? OBD voltaj, aracın voltajını gösteriyor. 13.8 olduğunu. Ama ben buradaki bilgiye güvendim şu anda yani. Çünkü Rurent'te böyle olur. Bir de litre bölü saat şu an gösteriyor. Kullanılan yakıt da artmaya devam ediyor. Ben buna böyle uzun yol yakıt videolarına değinirim. Orada bakarsınız sizler de. Evet arkadaşlar, bu şekilde görmüş oldunuz. Umarım OBD sizin için yararlı olmuştur. En önemlisi, arabanızda eğer bir motor arızası varsa ve anlık olarak bu arızayı vermişse eğer, buradan gelip hemen silebiliyorsunuz. Ama o arıza devamlı bir arızaysa bunu çözemezsiniz kesinlikle. Zaten burada da arızanızı kod olarak size söylüyor. İnternete yazdığınızda o koda ulaşabiliyorsunuz. Arıza kodu silmek ve arıza kodunu bulmak için çok yararlı bir cihaz. Bunlar da ekstra oyuncakları, öyle söyleyeyim sizlere. Videodan bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ben de sizlerle beraber bağladım ve aracımda hata kodu olup olmadığını gördüm. Vallahi sevindim hata kodu olmayınca. Sıkıntı yani, çünkü yeni arabalarda hata kodu göstermesi güzel bir şey ama. Çünkü Tofaş'ta kullandığımdan biliyorum. Tofaş'ta ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir sesler geliyor, bir şey oluyor. Arıza var mı anlamıyorsunuz. Ama burada en azından ekranda bir arıza çıktığında her şeyden haberdar olabiliyorsunuz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Başka araçlara bağlayalım mı? Nelere bakalım? Bunları yorumlara yazın.